Hakanlar Hakanı. Hükümdarlara taç giydiren. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fetheylediği nice memleketlerin sultanı. Sultan Bayezid Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuas'ın. Hükümdarların sığındığı kapımıza elçiniz Frangipan ile bir mektup ve sözlü olarak bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizin istila altında olup şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için bizden yardım talep etmişsiniz. Bundan başka ne söylediyseniz her şey alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olmuştur. Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum. Şimdi, hükümdarların yenilmesi ve hapsolunması hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle durumlarda bizim büyük babalarımız ve atalarımız, Allah kabirlerini nurlandırsın, düşmanı def etmek ve yeni ülkeler fethetmek için seferden geri durmamışlardır. Biz de onların izinden gidip memleketler, sarp ve kurunmuş kaleler fetheylemekteyiz. Gece gündüz her daim atımız eğerlenmiş, kılıcımız belimize kuşanılmıştır. Allah hayırları nasip edip iradesi neyse yerine gelsin. Bundan başka durumlar ve havadislerin gönderdiğiniz adamınıza sorulmuş olduğu malumunuz olsun. Böyle biliniz. Kaleden top atışına başladılar hünkârım. Haydi aslanlarım! Bölün kaleyi toplarınızla! Uyku yaram edin bu kafirlere! Ölüp kurtulmak için yalvarsınlar! Gösterin toplarınızın önerilerini! We'll be right back.
Kaldırın şu kafirin tahtını. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Korkmayın. Türkler aman dileyene el kaldırmaz. Belgrad artık Osmanlı toprağıdır. Ben de hükümdarınızım. Süleyman'ın adaletini siz de göreceksiniz. Biat ederseniz sizi kullarımdan ayırmam, korur kollarım. Hayatınızı refah içinde yaşamanızı sağlarım. Bir paşa, bir sene buralardan vergi alınmaya. Devlet-i Aliye'nin hazinesinden 2 milyon akçe verile. Şehir tamir edile. Tez, yeni cami ve medrese inşası başlaya. Şehrin ve civarındaki arazilerin tahriri yapıla. Aman dileyen ahali payitahta götürüle. Vali Bey, Semendre ve Belgrad'daki sancağa sahip çıkacak validir. Tek etkilidir. Böyle geçsin zaptı. Duyurulsun her yer. Bak şu Piri Reis'in Rodos haritasına. Kılavuzumuz bu olacak. Elimizde başka bir şey yok. Halbuki ben bu adayı avcumun içi gibi bilmek istiyorum. Kalesini, dehlizini, çarşısını, kilisesini bilmek istiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum Pargalı. Anladın mı? Rodos'u bize evimizmiş gibi çizecek birilerini yollarız. Halkın içine salarız. Ben bunu en iyi kim yapacak biliyorum hünkârım. Matrakçı yapar elbette. Elbette. Aklını seviyorum Pargalı. Aylardır mücadele halindeyiz. Yürekleriniz iman, göğsünüz zaferimize inançla zırhlıdır. Ben bu cihad için yemin ettim. Eğer ki yeminimi yerine getiremezsem, tahtım, canım ve bir cümle Osmanlı mülküm hak ile yeksan olsun. Ömrüm feda olsun. Allah gazamızı mübarek, kılıcımızı keskin eyle. Amin. Hünkârım öyle bir icat yaptı ki, kâfirin askerleri gece kalenin dibinde havada yürür bir orduyla burun buruna geldiler. Arrivano! Efendimiz, Osmanlı işi görülmemiş bir taarruz halinde. Yürüyen kuleler yapmışlar. Askerler sürüklüyor, kaleye yanaştırıyorlar. Böyle giderse savaşı kaybedersiniz. Hani destek gelecekti Venedik'ten, İspanya'dan? Gelmiyor, gelemiyor. Abluka altındayız.
kalenin altına oyanlı amcalarımız kâfirin de kazdığı dehlizde karşılaşınca öyle bir manevra yaptılar ki yaktılar kaz tüylerini, duman bastı her yanı. Düşman zehir çekti ciğerine hava diye. Latin kökenli bütün şövalyeler Rodos şehrini ve adasını 10 gün içinde terk edecekler. İstedikleri yere gitmekte serbesttirler. Silahlarını da alacaklardır. Rodos'ta kalmak isteyenler 5 yıl boyunca vergiden muaf tutulacaklardır. Yeniçeri Ocağı'na asla Rodosların oğullarından kimse alınmayacaktır. Hristiyan ayinleri bundan sonra da yapılabilecektir. Hiç kimse isteği dışında adadan gönderilmeyecektir. Şövalyelere ve maiyetlerine Girit Adası'na gitmek için gemiler tahsis edilecektir. Her iki taraf bu anlaşmanın şartları yerine getirilene kadar rehineleri tutacaktır. Sultan Süleyman atalarının geleneklerine ve devletinin yasalarına uygun olarak edilen bu yeminle bu anlaşmaya ebediyen hiçbir art niyet ve yalan olmadan riayet edeceğine yemin eder. Şimdi yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün, anlasın ki bu menzilde ölmek var. Lakin dönmek yok. Hazır! Ya Allah! Ya Bismillah! Ateş! Sırlarımız meşru, zahiriniz mahmur.
Andrea. Kim bu? Anlaşmak isteyecekler sanırım. Hünkârım, izninizle gideyim, teklifleri neymiş öğreneyim. Anlaşma yok. Teslim olsunlar, boşuna debelenmesinler. Teslim şartlarınızı dinliyorum. Teslim olmayacağız. Bunu söylemek için mi bu ziyaret? Majesteleri Kral Lajos, bilmenizi ister ki her bir Macar askeri ölmek için emir aldı. Ülkemiz ve onurumuz için savaşacağız. Sultan Süleyman Han Hazretleri bütün cihanın sultanıdır. Macar halkını yok etmek için değil, onlara layık olduğu adaleti ve huzuru vermek için burada. Teslim olmanızı emir buyurdu. Ne haber getirdin? Sultan Süleyman Macar halkına adalet ve huzur vermek için gelmiş. Teslim olmamızı istiyorlar. Sultan Süleyman önce kendi halkına versin adaleti. Taarruz için hazır olun. Lajos savaşmak için gelmiş. Askerlerin hepsine ölmeyi emrettiğini söyledi. İnşallah öyle olur. Lajos sözünü tutar, gerçekten onuruyla savaşır. Hünkârım, hareket başladı. Taarruza geçiyorlar. Aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim kurban bayramında bize kafiri yenmeyi nasip edecektir. Devlet-i Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler, Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu mahaç oğasını Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şahsanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Gitmeniz lazım. Nezilden çıkın artık. Hürrem'den mektup aldım. Hatice'mle alakalı bir havadis veriyor. Gebe olduğunu yazmış. Oluyorum.
Bey'e haber ver. Tedricen rica etsin. Sadrazam Paşa Hazretleri'nin emridir. Ağır ağır geri çekilecek misiniz? Ricat! Herkes zeki azaptan ricat etsin. Koş! Sadrazam Paşa'ya iletin. Düşman süvarisini piyadeden kopardık elhamdülillah. Merkez soplar ateşe hazır. Hadi!
sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Koku. Gül kokusu duymak istiyorum. Kan, barut kokusu genzimi yakıyor. Toprak, ağaçlar, kuşlar susmayın, kazandın deyin. Mutlak zafer kazandın. Kanımız aktı toprağa. Yandık hak aşkına, güllerimiz savruldu. Rüzgar esti. Esiyor mu hala? Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan, nereye gittiniz, duyun sesimi. Yetiş ya Rabbi, durduramıyorum ölümü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla toplantımızı açıyorum. Paşalar, efendiler. Canıma, iktidarıma kasteden, barış için uzattığımız eli iten Layoş kafiri cezasını misliyle çekecektir. İstanbul'u fetheden atalarımın yolundan giderek Roma'yı, Budin'i, Viyana'yı, Habsburgların ve Papa'nın hüküm sürdüğü her yeri İslam toprağı yapacağım. Yeni kızıl elmamız Budin'dir. Doğu Roma'yı ve Memlük devletini tarihe gömen ve fethettiği her yere İslam'ın adaletini yayan devlet-i aliyenin iradesi, Macaristan'ı da ötesini de Osmanlı yurdu yapmaya muktedirdir. Garptakiler bizim çizeceğimiz hudutlara mahkumlar. Osmanlı'nın izni olmadan tek bir yaprak dahi kıpırdamayacak. Nikolaus von Zahn komutasındaki kuvvetler, prenslerimiz hazır olsunlar. Tanrı bizim yanımızdadır. Sultan Süleyman geldiği gibi gidecek. Yenik ve zavallı olarak ebediyen gidecekler. Batı'dan onları söküp atmak şerefi bize ait olacak. Zafer bizim olacak. İnancım tam. Hünkârım, taarruz için hazırız.
yüce emirlerinizi bekliyoruz. Paşalarım, beylerim, yiğitlerim. Siz ki nice zaferlerle taçlandırdınız Osmanlı'nın bu şanlı İslam bayrağını. Allah'ın izni, sizlerin inancı ve kahredici kuvvetinizle bu kafirlerin de sonu yakındır. Gazanız mübarek olsun. Bu taarruz uzayacak paşa. Hava soğuyor, şartlar ağırlaşacak. Yiğitlerimize dayanın deriz. Lakin ne kadar dayanırlar orası meçhul. Yüksek tecrübenizle bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Haklısın Vali Bey. Ben de aynı fikirdeyim. Yağmur bulutları üstümüzde. Bunun arkasından kar gelir. Bir an evvel düşürmek zorundayız kaleyi. Tanrı Türkleri Hristiyanlara ceza versin, onları yola getirsin diye gönderdi. Bunun için onlara karşı savaşmak mümkün değildir. Buna boyun eğip sabretmek gerek. O destek verdiğiniz papaz Luther böyle diyor. Baş düşmanımız hakkında savaşmak yerine teslimiyet vaaz ediyor. Luther ayrıca Tanrı'nın ileride Hristiyanların çektiği bu acıyı ve cezayı kâfi göreceğini ve Türkleri bu topraklardan geri çekeceğini de söylüyor. Osmanlı'nın hiçbir zaman bütün Avrupa'da ilerleyeceği ve bu toprakları ele geçireceği düşünülmemiştir bile. Tevrat'ta ve İncil'de bunun işaretleri mevcuttur. Deccal gelecek ve gidecektir. Derhal malumat ver. Hünkârım, zayiatımız gittikçe artıyor hünkârım. Ferdinand'la Şarken de Linz Kalesi'nden dışarı uzatmıyorlar başlarını. Lakin diğer taraftan kuşatmayı sıkıştırmayı devam ediyoruz. Kuleler yıkılıyor. Lakin beklediğimizden daha fazla kaybımız var. Gidişattan hiç memnun değilim. Hava şartları her gün ağırlaşıyor. Bu düşman askerlerinin maneviyatını arttırırken bizim evlatlarımızın, askerlerimizin de inancını kırıyor.
Durmak yok. Bu kafirin mukavemetini kıracağız. Kuşatmaya devam. Habsburg soyunun nihayet sonunu getireceğiz. Kaiserlikleri büyük bir hezimetle bitiyor. İmparatorun durduğu Linz Kalesi'ni yerle bir etmeliyiz. Düşmana nefes aldırmadan taarruza devam. Birkaç gün içerisinde bu kale yıkılacak. Ve bizim sancağımız bu kalenin burçlarında sallanacak. Ben gidiyorum. Bu savaş bitti Kont Wilhelm. Tanrı'nın yardımıyla bu zafer bizimdir. Ekselansları, kuşatma devam ediyor. İyi bir komutan bu şartlarda savaşmaya devam etmez. Sultan Süleyman bugün değilse yarın kuşatmayı sona erdirip ordusunu toplayıp evine dönecektir. Kafire verdiğimiz zarar ve yüreklerine saldığımız korku yeter. Artık dövme vaktidir, kuşatmayı kaldırıyorum. Hakanlara Hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere
Kral Şarker'in toplayıp Andrea Dorian'ın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yakunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi başlardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkârları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfuydu. Beni asıl endişelendiren rüzgardı. Eğer rüzgar kesilmezse düşman kalyonları bize karşı hareket üstünlüğü kazanacaktı. Hasan! Hasan! Emredin paşam. Bulabildiğiniz bütün kağıtlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazın. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya atın. Durma oğlum! Bütün kadırgalara haber yollansın. Rüzgarın durması için yüce Rabbime dua edeceğiz. Barbaros. Şimdi işi bitti Barbaros'un. O koydan hiç çıkmayacaktı. Yüzen kalelerimizle ezip geçeceğiz onu. Tanrı'nın izniyle. Barbaros ve donanması bugün denizin dibini boylayacak. Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et. Sesimizi duydu. Dualarımızı kabul etti. Asılın kürekleri iliklerim. Geçin topların başına. Geçin ki bu kafir Haçlı donanması yüce İslam ordusunun kahredici kudretinin ışmını uğrasın. Havanın dönmesiyle düşman kalyonları bir anda açık hedef oldu. Bu bize hareket üstünlüğü sağladı. Ben donanmamın bütün filolarına, hatta her kadırgaya hakimdim. Andrea Doria ise değil filolara, kanatlara bile hakim değildi. Diğer üstün tarafımız ise toplarımızdı. Top menzillerimiz düşmaninkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki, düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor, kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor, fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyor. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca Doria
ricat etmeye mecbur kaldı. Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Dorya bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Dorya, donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandık hünkârım. Cihan'ın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayrettin. Hasan Reis, getirdiğin bu müjdeyle beni ziyadesiyle memnun ettin. Gönlünden ne geçerse dile benden. Babam Hızır Hayrettin Paşa'nın birbirinden kudretli reisleriyle kazandığı bu zaferin müjdesini vermek benim için en büyük hediyedir hünkârım. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni, sizlerin de gayretleriyle üç cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah. Amin. Teke Sancak Bey'i İskender kulunuzu çağırmakla büyük şeref verdiniz. Şehzade, Allah'ın izniyle hainlerin sonunu getireceğiz. Ramazanoğlu Piri Paşa ve ailesi devlet-i aliyeye ihanet etmenin bedelini canıyla ödeyecek. Doğru söze ne denir İskender? Yüce hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretlerine kim ihanet ederse bunun bedelini canıyla öder.
sancağını en batıya kadar götürmeye yeminliyim. Kullarımın refahı için, adalet için yeminliyim. Ayağımın değdiği her toprağa huzur, güven, bereket getirmeye yeminliyim. Doge Hazretleri, Sultan Süleyman'ın ordunun başında sefere katılacağı ilan edildiğinde hiç kimse buna ihtimal vermemişti. Yaşlı ve yorgun padişahın bir daha ayağa kalkamayacağı konuşuluyordu. Ancak Büyük Türk herkesi şaşırttı. Cümlalem onun cenazesini beklerken, o gençliğinin bağrındaki bir hükümdar gibi adına yaraşır bir merasimle ordusuyla birlikte sarayından ayrıldı. Konstantiniyye adeta eski, azametli günlerinden birine şahit oldu. Ahali sokaklara döküldü. Beyaz sakalı ve beyaz kaftanıyla nurdan bir minareye benzediğini konuşuyor herkes. İnsanlar Büyük Türk'ü tarifsiz bir coşku ve hürmetle sefere uğurladılar. Kalede düştü. Ziget var, bundan böyle Osmanlı mülküdür. Şükürler olsun. Hünkârımız bu habere çok sevinecek. Thank you.
Yerine geldi hünkârım. Bir Ademoğlu ölünce kalbine ne olur? Kan ve can çekilince ne kalır geriye? Zaferlerdir bir hükümdarın şanını yazdıran. Kalbinde ise zaferlerden fazlası vardır. Benim kalbim aşkla, dostlukla, tepeden tırnağa şiir ve nura doğmuş yapraklarla doludur. Başım yıldızlı semada, köklerim karanlık, doymak bilmez ve dahi bereketli kara toprağın derinliklerindedir.